Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Euro Truck Simulator'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Peki Euro Truck Simulator oynamam demek ne demek? Kafamda birkaç 3-5 bir şey var ve onları sizlere anlatacağım demek. Yay! Neyse, kafamdakiler ney? Kafamdakiler basitçe. 1. Django derslerini azıcık ihmal ettiğimi düşünüyorum. Bir haftadır bölüm gelmedi. Çünkü neden? Çünkü bir haftadır şirkette bir projeyle uğraşıyoruz. Ve bu proje bayağı bir zamanımı yiyor. Yani her gün kod yazdığım için eve gelince bir... Yok, azıcık kod yazmayayım. Azıcık Atom yüzü görmeyeyim ya da Vim yüzü görmeyeyim diyorum. Sonra kendimi Euro Truck Simulator'a veriyorum. Evet, basitçe durumum bu. Tabii bu hani kalıcı bir durum değil. Bu salı falan projeyi teslim edeceğiz. En dolayısıyla da direkt bölümü çekmeye geçeceğim. Sonrasında devam edelim. Son kernel'la sohbette biraz sıkıntı olmuştu. Çünkü Ömer abinin bağlantısı yüzünden baya Ömer abi beni duyamıyordu bütün bölüm boyunca. Bundan da şey ne, bölüm kesilmesin diye bahsetmek istememiş. Dediğim şey, keşke başlarda bahsetseydi de o bölümü orada kesip yeniden başlayabilseydik. Yani tamam olunca ve yani Ömer abiyle beraber zaman ayırabildiğimiz vakit çok fazla olmadığından hani o bölümü o şekilde yayınlamak zorunda kaldık. Dolayısıyla da bayağı kopuk bir muhabbet oldu. Ve önemli bir konuda. O yüzden şey, şimdilik olmaz da ilerleyen bir zamanda aynı konuyu, yani birkaç ay sonra aynı konuyu belki bir konukla bu sefer birebir, daha doğrusu birebir değil de yeniden yapmak istiyoruz. Ki muhtemelen o zamana kadar Linux ve oyun hakkında çok ilginç gelişmeler de olacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim. Sıradaki kernel'la sohbet bölümünde bir konu ihtimalimiz var. Ancak o konunun %100 o olup olmayacağına emin değiliz. O tamamen gelecek bir konuğa bağlı. Eğer o konu gelirse bölüm Linux'a yeni başlayan birinin gözünden Linux şeklinde olacak. Evet. İlginç bir konu olduğunu düşünüyorum ki pek çoğunuzun ilgisini çekeceğini de düşünüyorum. Ama bu tamamen konuğumuzun gelip gelmeyeceği üstüne. Eğer konuğumuz gelirse bu konu olacak. Konuğumuz gelmezse başka bir konu bulmaya çalışacağız. Ya da eğer çok fazla soru gelirse ve oha bu motor sesi nereden? Evet. Sıkıntı benim odam yola bakmıyor. Yani her kimse yoldan geçen kişi motoruna kesinlikle ciddi bir bakım yaptırmak zorunda. Neyse, devam edelim konumuza. Nerede kalmışım? Ha. Konumuz bu eğer konuk gelmezse konumuz bu olmayacak. Belki kendi Linux anılarım, özgür yazılım camiasındaki anılarımız hakkında bir bölüm yapabiliriz. Ya da çok fazla güzel soru gelirse, burada size bir göz kırpıyorum aslında, sorulara özel bir bölüm olabilir. Bu arada güzel sorulardan kastım topluluk postunda sorulan bazı sorular pek güzel, benim gözümde güzel sorular değil. Mesela Kali Linux nasıldır gibi sorular var. Bunlar güzel sorular değil mesela. Neyse, güzel sorular gelirse bolca direkt sorulara ve haberlere özel bir bölüm yapabiliriz. Aslında bence gayet güzel de bir fikir. Neyse, eğer bu olursa o şekilde olacak. Eğer konuğumuz gelirse direkt bahsettiğim konu olacak. Yani Linux'a yeni başlayan birinin gözünden Linux konusu olacak. Peki devam edelim. Başka nelerimiz var?
Başka yakında planladığım bir seri olduğunu söylemiştim. Django Ders Seri ile beraber o seriyi de çekmeye başlayacağım. Seri yani terminal nasıl kullanılır? Yani komut satırı nasıl kullanılır üstüne? Hani derinlemesine inecek bir seri olacak mı? Hayır. Ama basitinden terminalde nasıl gezilir? Terminalde basit işler nasıl yapılır? Şu, bazı işlerimizi terminalden daha kolay nasıl yapabiliriz vesaire vesaire gibi güzel bir konu olacak. Ya seri olacak. Ya bu sayede pek çok insanın aslında düşününce Linux'ta en korktuğu şeyin aslında korkulacak bir şey olmadığını hatta ve hatta bildiğiniz takdirde işinizi pek çok konuda işinizi kolaylaştıracak bir konu olduğunu öğretmeyi amaçlıyorum. Bu arada evet, terminal candır. Yani Windows'a benim en nefret ettiğim şeylerden biri. Efektif bir terminal kullanımı yok. Ve bu her ne kadar çoğu insana göre güzel bir şey gözükse de benim için bu şey tamamen zaman kaybına sebep olan bir şey ve keşke şehre girseymişim. Benim için tamamen zaman kaybı yaratan bir durum. Çünkü neden? Çünkü ben basit işlerim için zaman harcamak istemiyorum. 20 kere şuraya tıkla, bunu yap, bunu yap diye uğraşmak istemiyorum. İki satır komutla gayet her şeyimi yapmak istiyorum. Mesela bir klasördeki bütün içeriği sileceğim. Hani bunun için klasörü aç. Klasördeki dosyaların hepsini seç. Ctrl ile, sonra Shift delete'e tıkla, sonrasında onayla. Yapmak istemiyorum. Mesela downloads klasörümü komple silmek istiyorum. Direkt terminal açıyorum. CD downloads, RM boşluk yıldız. Bitti. Bunu yapabilmek istiyorum. Yani CD downloads'a da gerek yok. RM download slash yıldız. Bitti. Hani bunu yapabilmek istiyorum gibi. Böyle bir seri olacak o da. Bunun yanı sıra başka neler olacak? Bir adet oyun serisine de başlayabilirim. Hangi oyun serisi olduğuna emin değilim. Belki Else Heartbreak'e başlayacağım bir içinde programlama ögeleri olan bir adventure oyunu. Hikayeli bir oyun. Diğer yandan ilgimi çek ara ara oynadığım ve çok güzel olan bir stealth action yani gizlenme aksiyon oyunu Aragami. Bir ninja'yı oynuyorsunuz ve merak etmeyin onda tek satır kod yok. Bu ikisinden birini seri yapacağım. İkisinin de çok ilginç seriler olacağını düşünüyorum. Aragami biraz daha aksiyon odaklıyken, Else Heartbreak daha hikaye odaklı. Hangisini istiyorsanız ona göre bir isteğinizi belirtin. Bu arada hani çoğunluğun seçimine göre mi olacak? Muhtemelen çoğunluğun seçimi sizin tepkileriniz yani. Benim hangisini oynayacağım da etki edecek. Ama işin sonucunda hani hangisinin serisini yapmak istiyorsam o olacak gibi bir şey. O tam biz dinlenme yeri varmış. Güzel. Ama hani sizin sonuç hani sizin yorumlarınız bir hiç değil. Sizin yorumlarınız da etki edecek. Dolayısıyla da hani bunlardan birini söyleyebilirseniz hangisini daha çok istiyorsanız onu söyleyin. Söylemekten çekinmeyin. Devam edelim. Isaac. Isaac'in son güncellemesinde yeni bir karakter eklendi. Ve bununla alakalı videolarda çekeceğim daha sonra. Yani bununla oynadığım videolarda çekeceğim. Isaac videolarına geri dönmek istiyordum. Sadece Isaac'i bu aralar video çekeceğim zamanlarda oynamıyor gibi bir şeyim. Ama artık o eski alışkanlıklara da geri dönmenin vakti geldi. Neticede Isaac çok zamanını yiyen bir oyun değil. Anlık olarak. Isaac'te 600 saat oyun süremi olduğu gerçeğini unutmayalım. O zaman yiyor. Uzun vadeye yayılmış biçimde yiyor. Minecraft gibi yarım saatlik video için benim 4 saat uğraşmama gerek kalmıyor. Bu arada evet Minecraft videolarının gelmeme sebebi artık bu. Yarım saatlik video için benim 4 saat uğraşmam gerekiyor öncesinde. Bu arada bu şey editif yüklemesi falan değil. Onları saymıyorum. Baya baya hani video çekerken
bayağı hani öncesinde 4 saat uğraşmam gerekiyor en az. Dikkat ettiyseniz seri ilerledikçe serinin gelme sıklığı azalıyor benim Minecraft serilerimde. Çünkü anlatacak şey, nasıl yapılacak şeyin öncesindeki hazırlıklar daha da uzamaya başlıyor. Diğer türlü aynı sıklıkla çekersem çok boş videolar olur. Dolayısıyla artık üstüne bir de artık ben de Minecraft'tan iyice bunaldığımı hesaba katarsak Minecraft videolarının gelmeme sebebi bu. Neyse. Dediğim gibi bu haftadan itibaren Django dersleri geri gelecek. Haftaya da şey belki bu haftadan itibaren ya da önümüzdeki haftadan itibaren komut satırı şey terminal kullanımı serisi başlayacak. Ve belki bu ayın sonunda ya da önümüzdeki ay yeni bir oyun serisine başlayacağım. Basitçe düzen bu. Kernel'la sohbete de gelecek olursak. Kernel'la sohbete eski webcam'imi bulmamla beraber OBS'i daha çok kullan. Yani daha çok kurcalamaya başladım. Bu arada evet, webcam. Podcast'te webcam olacak. Normal videolarımda olmayacak. Ya da çok nadir durumlarda olacak ama podcast'lerde olacak. Diğer yandan Körn'le sohbet demişken kanalda bir adet anket yaptım. Topluluk sayfasında Facebook sayfasını gerekli buluyor musunuz? Çoğunuz burada bana açık açık hayır. Gerekli bulmuyoruz. Content yani içerik Facebook odaklı bir içerik değilse gerekmiyor yanıtını verdiniz. Ve bir şey söyleyeyim mi? Tamamen benim katıldığım yanıt. Zamanında kanalı büyütme amaçlı kullanıyordum. Daha etkileşim olsun amacıyla daha doğrusu bir de kullanıyordum. Ama şimdi gerek görmüyorum. Bunun anlamı ne? Artık onu kullanmayacağım. Ha bu arada sayfayı silmeyeceğim. Eski oradaki etkileşimlerdir, paylaşımlardır vesaire duracak. Sadece orada yeni etkileşimler beklemeyin. Yani oraya bir mesaj atarsanız geri dönüşte beklemeyin. Önemli bir şey varsa bunu Facebook yorumlarında hani şöyle şöyle bir şey sordum oraya bir bakabilir misin diye yönlendirebilirsiniz. Ancak onu yapacağınız yere YouTube'un mesaj sistemini kullanabilirsiniz ya da bana e-posta atabilirsiniz. Ya da Mastodon'u kullanabilirsiniz. Mastodon demişken, evet aktif bir biçimde Mastodon kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Oraya gelen birkaç tane izleyici var. Onlarla arada etkileşim kuruyoruz. Onlardan da daha sık etkileşim kurmalarını öneririm. Ama sizleri de Mastodon'a beklerim. Benim gayet şu an keyifle kullandığım bir sosyal medya. Ve eğer İngilizceniz varsa Mastodon üzerinde de çok ilginç topluluklar bulabiliyorsunuz. Ya da direkt kendi hobilerinize uygun bir sunucu bulabilirsiniz. Mastodon'un sitesinde onlar listeleniyor. O sunucu üstünden kendinize bir hesap açıp o sunucuda da yerel konuşmalara daha aktif bir biçimde katılabilirsiniz. Yani sadece benle etkileşime geçmek için değil. Ben sadece tanıştırma faktörünüz olurum bu noktada. Yani şu an bana ulaşmak istiyorsanız en mantıklı yöntemler YouTube yorumları. YouTube yorumlarını eksiksiz okuyorum. Hani kanalım video başına 10.000 izleme aldığı dönemde de eksiksiz okuyordum. Şu anda da eksiksiz okuyorum. Zaten o dönem o eksiksiz okuyorsam şu anda eksiksiz okumamam imkansız gibi bir şey yani. Mantıklı düşünürsek. Hani yanıtlamıyorsam soruyu çok yanıtlamaya müsait bulmuyorumdur. Ya da o esnada aklımda güzel bir yanıt yoktur. Ya da o sorunun yanıtı ileride bir videoda gelecek. Ama ne? Mutlaka okuyorum. Yani anında yanıtlanmaya değer bir şey görüyorsam onu zaten yanıtlıyorum. Sonradan biraz daha kafamı toparlayıp yanıtlamak istediğimde onu da yanıtlıyorum. Ya da bir videoyu da yanıtlanacaksa o videoyu da yanıtlıyorum. Ah. Bu. Evet. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Ah. Euro Truck Simulator videolarını, Euro Truck'taki ilerlememi takip etmek isteyenler için. Takip etmek isteyenler için. Konuşamadım. Basitçe Euro Truck'taki durumu kontrol etmek isteyenler. Şöyle bir genel bakalım. Garajı büyüttüm.
Ekstra bir şoför daha aldım. Kendime Scania bir araç aldım. Performans olarak Volvo'm kadar güçlü değil. Kesinlikle. Ama inanılmaz rahat bir sürüşü var. Hani Volvo'mla favorilikte yarışıyorlar. Renault kesinlikle rezaletti. Renault'u bir daha kullanmak istemiyorum ama achievement için kullanacağım. Renault'u Ahmet Mehmet'e verdim. Bu arada evet, Ahmet M. Soyadı muhtemelen başka bir şey, ancak ben Ahmet Mehmet demek istiyorum. Onun yanı sıra Yano K diye bir arkadaş aldık. O da çalışıyor. Garajı büyüttüm. Yeni elemanlar alacağım demektir. Garaj son seviye. Ve tabii ki de bu son seviyeye geldikten sonra ne yapacağım? İkinci bir garaj alacağım. Daha şey, diğer iki slota doldurduktan sonra ikinci bir garaj alacağım. Bunun yanı sıra kendi ilerleme durumumda 24. seviyeye geldim. Beceriler şu durumda. Şu ADR'ların hepsi tamam. Şunları tamamlıyorum. Şu ikisine biraz öncelik verdim. Bir de uzun yola. Sonrasında şu ikisine öncelik vereceğim. Tabii öncelikle şey, değerli yüke biraz gideceğim. Çünkü yük başına gelirin artmasını istiyorum. Ekonomik sürüşü de belki arttırabilirim. Çünkü bu cihazın, bu aracın Volvo'ya kıyasla bir dezavantajı, yakıt deposu çok güçlü değil. Hatta yakıt deposu demişken bir benzinciye girelim. Mazotumuzu dolduralım. Değil mi? Evet. Durum, oyunda da durum bu. Ve şu an Euro Truck Simulator'ın bir etkinliği var. O etkinliğin teslimatlarını özellikle yapıyorum. Dolayısıyla da çok yüksek karlı teslimatlar yapmıyorum. Hani direkt oyun içi teslimatlar yapsam daha karlı teslimatlar yapabilirim. Ama şimdiki teslimatlar da gene güzel. Özetle bu etkinliğin sonunda bakalım ne olacak onu. Muhtemelen etkinliğin sayfasında onu anlatıyorlar. Ancak ben bakmaya üşendim. Orada bir yandan da şey, mail demişken şu an için kofteiskofte@gmail.com adresini kullanıyorum. Ancak muhtemelen etkileşimler için hazır kofteistan.com domainine de sahibim. kofte@kofteistan.com ya da info@kofteistan.com e-postalarından birini açacağım. Tabii şey, bunun için sunucuma bir mail sunucusu kurmam lazım. Ki aranızda zamanında sunucularla uğraşmış bir insan varsa bunun ne kadar işkence bir süreç olduğunu çok iyi biliyor olması lazım. Mail sunucuları gerçekten çok uğraşması keyifli şeyler değil. Muhtemelen mail sunucusu açmak yerine Zoho gibi bir servisten, evet, Zoho gibi bir servisi kullanacağım muhtemelen. Böyle bir şey düşünüyorum. Evet. Sanırım genel düşüncelerim bu şekilde. Genel gidişatım. Ve bu şekilde de bir kapanış yapıyoruz sanırım. Teslimatın bitmesine biraz daha var. Ancak videoda da daha konuşacak bir şey gelmiyor aklıma. Aklımdan geçen her şeyi anlattım. Isaac videoları gelecek. Isaac videoları ara ara gelecek. Django dersleri devam edecek. Django ile sohbet diyecektim. Kafam o kadar gitmiş. Django dersleri devam edecek. Sadece bir haftalık, bir iki haftalık bir ara oldu. Termal kullanımım biraz kısa bir seri olacak o. Çok uzun bir seriyi beklemeyin. Ama hani şey, hızlıca termal nasıl kullanılır size 1-2 saat içerisinde anlatacak bir seri olacak. Bunun yanı sıra yeni oyun serisine başlamayı planlıyorum dediğim gibi. Aragami ya da Else Heartbreak'i düşünüyorum. Aklınıza başka bir oyun gelirse onu da önerin, ancak ve ancak oyunu önermeden önce Steam sayfasına bir bakın. Bir oyunun çok pahalı olmamasını tercih ederim. Hatta tercihen oyuna hali hazırda sahip olmak isterim. İki, bu arada hani şey, bu önermemeniz için bir etken değil. Çok güzel bir oyunsa gene alabilirim.
Belki indirim beklerim. Ama kesinlikle oyunun Linux destekli olması bir zorunluluk. Linux destekli bir oyun değilse oyunun varlığını yok sayacağım direkt. Ama Linux destekli güzel bir oyun biliyorsanız eğer bunun serisini isteyebilirsiniz. Ve tabii ki de oyunun çok fazla zaman yememesi lazım. Nasıl düşününce Skyline serisi de ilginç olabilir. Ne diyorsunuz? Bence ilginç olabilir. Evet. Genel olarak söyleyeceklerim bu. Benle etkileşime geçmek için bundan sonrasında YouTube'un topluluk kısmı, YouTube yorumları ya da YouTube mesajları. Bu arada YouTube mesajlarını kullanacaksanız eğer bana Mastodon ya da YouTube yorumlarında belirtin. Bunları kullanabilirsiniz. Tekrardan bahsettiğim gibi Mastodon, bu arada Mastodon'dan özel mesajı yollayabiliyorsunuz. Ve e-posta. Bunları kullanabilirsiniz. Artık Facebook sayfasını kullanmıyorum. Bunu hani resmi bir biçimde duyurmuş oldum burada. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.